Olge, Magic Tourism Star TV için çekeceği Çöp Adam dizisinin oyuncu kadrosu belli olmaya devam ediyor. Saplantılı bir adamın etkileyici aşk hikayesini izleyici karşısına çıkacak olan Çöp Adam dizisi, yüksek bütçesi ve geniş oyuncu kadrosu ile de dikkatleri üzerine çekiyor. Son olarak Diriliş Ertuğrul ve Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizileriyle başarıyı yakalayan Engin Altan Düz Yatan Çöp Adam dizisinde Elçin Sangu ile partner olacak. Çöp Adam dizisinin yönetmen ve yapımcıları. Engin Altan Düz Yatan ve Elçin Sangu'yu bir araya getiren, yapımcılığını Onur Güvenatam'ın üstlendiği, Melek Gençoğlu ve Su Ersöz'ün kaleme aldığı Çöp Adam dizisini Yağız Alp Akaydın yönetiyor. Çöp Adam dizisi kimin hikayesi? Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenen dizi gerçek bir olayı konu alıyor. Çöp Adam dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? Engin Altan Düz Yatan ile Elçin Sangu'nun yanı sıra dizinin oyuncu kadrosunda Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen, Cankat Aydoz, Büşra Çam, Şeyda Terzioğlu, Gülizar Nisa Uray, Eylül Uğan, Sinan Albayrak gibi güçlü isimler yer alıyor. Çöp Adam dizisi nerede çekiliyor? Tanıtımı ve ilk bölümleri İstanbul Beyoğlu'nda çekilen Çöp Adam dizisi çok yakında Star'da. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Elçin Sangu ile başrolü paylaşacak olan Engin Altan Düz Yatan Çöp Adam dizisiyle ilgili, OGM yapıyor işi. Çok iyi bir yönetmenimiz var. Çok iyi bir oyuncu kadromuz var gerçekten. Oyuncu kadrosuna hemen hemen herkes hakimdir diye tahmin ediyorum. Çok akıllıca yazılmış bir senaryomuz var. Gerçekten bir hikayeden uyarlanmış olması benim en çok ilgimi çeken ve içinde olmak isteme sebeplerimden biri. Biz başladık, çekiyoruz. En yakın zamanda seyirciyle buluşacağız. Asıl o zaman heyecan başlayacak. Psikolojik ağırlığı yüksek bir karakter diyebiliriz. Diğer oynadığım karakterlerden farklı olarak değerlendirdiğimizde psikolojisini ve derinliklerini irdelediğimiz bir yandan da karakterlerin değişik durumlar karşısında nasıl tepkiler verebileceğini gördüğümüz bir hikaye. Çok ilginç, Türkiye'nin alışık olduğu tarzda bir hikaye değil. Onun dışında hikaye çok çekici. O yüzden heyecanlıyım gerçekten, dedi.